Rinoplasti dediğimiz ameliyat aslında burnun yapısının yeniden şekillendirildiği, aynı zamanda nefes alma probleminin de düzeltildiği bir estetik ameliyattır. Burun ameliyatı nedeniyle başvuran hastalar genellikle aşırı büyük burun, kemerli burun, burun ucu düşüklüğü, burun ucunun çok geniş olması, burnun asimetrik olması gibi nedenlerle başvurmakta. Bununla beraber eşlik eden burundan nefes alma güçlüğü problemleri de yine yüksek oranda karşılaşmaktayız. Biz bu ameliyat ile hem burnun dış kısmını düzeltebiliyoruz, hem de içerideki anatomik problemleri düzelterek hastamızın daha rahat nefes almasını sağlayabiliyoruz. Son zamanlarda tabii ki de rinoplasti talebi çok arttı, yaş ortalaması düştü. Ancak bizim bu ameliyatı uygularken belirli bir yaş ortalamamız var. Kadınlarda 17 yaş, erkeklerde de alt sınır olarak 18 yaş sonrasında rinoplastiği uygulamaktayız. Vücudumuzdaki büyüme hormonlarının etkisiyle yüz kemiklerimiz, yanak bölgesi, alın bölgesi, çene gelişimi devam etmekte. Ancak erken dönemde bu burun bölgesine, kemik ve kıkırdak bölgeye yapacağımız bir müdahale sonrasında bu bölgenin gelişimi duracaktır. Bu belki kadınlarda çok büyük bir problem oluşturmaz, ancak erkeklerde yüz kemiklerinin gelişmesiyle büyük bir yüz üzerinde küçük bir burun bizim istemediğimiz bir görüntü. Bu nedenle özellikle erkeklerde yaş sınırına çok dikkat etmekteyiz. Ameliyat sonrası dikkat etmemiz gereken şeylere gelecek olursak, ameliyattan ilk çıktığımızda burnumuzun üzerinde ince bantlar, plastik tantermal alçı dediğimiz bir alçı ve burnumuzun içerisinde de plastik tamponlar bulunmakta. Bunları yaklaşık bir hafta kadar tutuyoruz ve bir hafta sonra hekim bu tamponları almakta, alçıyı çıkarmakta. Yine ameliyattan çıktığımızda yüzümüzde morluklar, şişlikler, hafif bir ödem olabilir. Bu morluğu, şişliği minimuma indirmek için yaklaşık 48 saat, en az 48 saat soğuk uygulama önermekteyiz. Yine ödemi azaltmak için başımız göğsümüzden daha yüksekte olacak şekilde 45 derece açıyla baş elevasyonu önermekteyiz. Bunun için birkaç yastığı üst üste de koyabiliriz. Ameliyattan sonra 48 saat kadar burnumuzdan pembe renkli kanlı akıntılar gelmesi doğal bir durumdur. Bunu engellemek için çok sıkmayacak şekilde burnumuzun ucuna bir pedi yerleştirebiliriz. Gazlı bezden yapılmış bir pedi koyabiliriz. Bunun haricinde bizim verdiğimiz antibiyotikler, ağrı kesicileri hastamızın düzenli bir şekilde uygulamasını önermekteyiz. Bu dönemde rinoplastide burun kemikleri yeniden şekillendirildiği için hastamızın yan yatmasını çok istemiyoruz. Yine yüzüstü yatma kesinlikle önermiyoruz. Burnumuzu darbelere karşı korumayı öneriyoruz. Ağır spor, aerobik gibi sporsal faaliyetleri önermemekteyiz yaklaşık bir ay, 1,5 ay kadar. Bunun dışında dikkat et, normal hayatımıza hızlı bir şekilde dönebiliriz. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde kişiler sosyal hayatına dönebilir, çalışıyorlarsa işlerine dönebilirler.